Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar güneş terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bu hafta güneşin çok güçlü ve sert açıları var. Önemli bir haftadayız. Terazi burcunda 16 Ekim'de yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde 14 Ekim'den itibaren Merkür Akrep burcunda gerilemeye başlıyor. Evet 2020'nin son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 14 Ekim'de 28 Ekim'e kadar Akrep Burcu'nda gerileyecek. 28 Ekim'de gerileme Terazi Burcu'nda devam edecek. Ve 3 Kasım'da Retro sona erecek. Mars Retrosu Koç Burcu'nda hafta boyunca devam ediyor olacak. Ve bu hafta 14 Ekim'den itibaren Terazi Burcu'ndaki Güneş, Koç Burcu'nda gerileyen Mars'la karşıt açıda olacak. Ardından 15 Ekim'de ile Kare. Ardından 18 Ekim'de Satürn'e Güneş'in kare açısı etkinleşiyor. Güneş yaşam enerjimizi sembolize eder ve aynı şekilde toplumda eril kişiler, yöneticiler, liderler, otorite figürleri de Güneş tarafından yönetilir ve bu dönemde biraz daha belki dünya üzerinde toplumsal alanlarda bu figürlerin zorlanması, baskı altında kalması, hatta riskli ve tehlikeli durumlarla karşılaşması da mümkün olabilir ve Merkür Retrosu Akrep'te başlayıp terazide devam edecek. Bu dönem günlük hayatımızda tabii ki biraz daha ne oluyor? Yani iletişim konularında yavaşlamalar, rötarlar, biraz hani belki anlaşmakla, çevremizdeki kişilerle kendimizi ifade ederken zorlanmalara yol açabiliyor. 12. evinizde başlayacak retro. Zihniniz, bilinçaltınız, çok hareketlenebilir bu süreçte ama bir yandan da çok geçmişle ilgili travmaların, hani bilinçaltınızda tuttuğunuz duyguların, düşüncelerin, üzerinizdeki etkisinin öne çıktığı bir dönem. Aslında her türlü psikanaliz, psikoterapi, şifa, regresyon çalışması gibi bilinç dışına yönelik dönüşümsel çalışmalar için bu Merkür Retrosu çok faydalı olabilir sizin için bu dönemde değerlendirebilirsiniz. Sezgileriniz de güçlü ve özellikle rüyalarınızda bilinçaltınızda tuttuğunuz tüm bu enerjilerin aktifleştiğini ilginç rüyalar gö görebileceğinizde unutmayın sevgili Yaylar. Evet, Güneş'in bu sert açıları altında 16 Ekim'de 22.30'da 23 derece Terazi burcunda yeni ay doğacak. 11. ev yeni ay aslında şanslı ve verimli bir yeni ay ve Terazi burcu sizin için de keyifli, dost bir burç. Bu yeni aylar sizi destekler. Hani sosyal hayatınızda canlanmaların olması, yeni projelerin olması, yeni tanışmaların olması, yeni gruplara dahil olmanız mümkün. Ancak işte Mars'ın, Plüton'un, Satürn'ün sert açıları, retro gezegen etkileri bu yeni ayı biraz zorlu hale getiriyor. Belki arkadaş gruplarınız içerisinde sizi zorlayabilecek bazı anlaşmazlıkların ortaya çıkması mümkün. Veya herhangi bir arkadaşınızla ilişkiler anlamında yeni kararlar alabilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız bir projede duraklamalar olabilir. Ya da içinde bulunduğunuz ortam içerisinde o projeyi tekrar bir değerlendirmeniz, belki eksik olan konuları, belki bazı yanlışları görmeniz ya da geçmişten gelen konu ve kavramları tekrar ele alıp değerlendirmeniz de mümkün olabilir bu dönemde. Yeni adımlarda, yeni kararlarda daha dikkatli, temkinli olmakta fayda var. Biraz gözlemek gerekiyor içinde bulunduğumuz şartları. Hem maddi konularda hem hani sosyal konularda, arkadaşlık ilişkilerinde hızlı hareket etmeden önce biraz daha şartları olgunlaşmasını beklemek, biraz daha belki gözden geçirmeler yapmak bizim için çok daha sağlıklı olabilir sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.